MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin şu an karşımızda. Hocam merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim hocam, sağ olun. Çok iyi görünüyorsunuz. Uzaktan eğitim modeli dediğimizde tabii aklımıza gelen isimlerden bir tanesi de hemen siz oluyorsunuz. Çünkü siz birkaç yıldır bizim hayatımıza bir unsuru yerleştirmiştiniz aslında. Flipped Classroom mantığına biz tam olarak alışmıştık. Siz ısrarla bunun üzerinde duruyordunuz, anlatmaya, bize öğretmeye çalışıyordunuz. Ve gelinen noktada bütün dünya aslında sizin bulunduğunuz noktaya doğru hızla akmaya başladı. Birazcık bizimle paylaşır mısınız hocam bu süreci? Teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir geçen yazın çıkan bir kitapla şöyle şey yapmak istiyorum. Aa, evet. Okunuyor evet. mu? Evet, evet, yeni okunuyor. Üniversite Modeli, New University Model. Yani 3-4 sene sonra dünyanın geleceği noktayı bu kitapta anlatıyorduk. Evet, ve MEF Üniversitesi'nin tamamen bunun üzerine kurulduğunu anlatıp gelecek 3-4 yılda da dünya nereye evrileceği, yeni üniversite modelinin, yeni yüksek öğretim modelinin nasıl olacağını bu kitapta açıklamıştık geçen yazın. Ama bu koronavirüs 4-5 sene, 3-5 sene beklemeden hemen geldi. Üniversitemiz tabii 2014 yılında kuruldu. Flip Classroom, Flip Learning, ters yüz eğitim sistemi. Yani içeriği önceden dijital ortamda öğrenciye aktarılması bu dersten önce yapılıyordu. MEF Üniversitesi bu süreçte tabii virüs 11 Mart'ta geldi sanırım. 11 Mart gecesi virüs gelmeden bir ay önce biz hemen işte virüs ülkemize gelir gelmez neler yapacağımızla ilgili bir toplantı yaptık. Altyapı olarak tabii hocaların deneyimi, öğrencilerin deneyimi 6 yıldır devam ediyor. Sadece hocalarımızın online canlı ders verme deneyimleri eksikti. Evet. Ve bu süreçte hemen çalıştaylar düzenledik. Fakülteler bazında, hoca bazında, yarı zamanlı hocalara da gelemeyenlere işte videolar, ufak küçük videolar hazırladık. Yani online eğitime nasıl geçilecek, üniversite nasıl geçecek, siz dersleri nasıl anlatacaksınız? Hatta bununla ilgili böyle 6-7 sayfalık bir Türkçe doküman da hazırladık. Tüm Türkiye'ye ile paylaştık. Tüm Türkiye'de faydalansın diye bu deneyimi. 1000'in üzerinde okuyan oldu. Ve virüs virüs gelmeden bir gün önce hazırlık okulumuzu da online deneme eğitimine başlatmıştık. Hazırlık okuluna demiştik ki işte pazartesiydi. Salı çarşamba gelmeyin, eğitimler online yapılacak bir deneme. Ve tam da ortasında virüs gelince tatil ettik ve online'a anında geçtik. Daha sonra YÖK de bununla ilgili kararları aldı ve üniversiteleri rahatlattı doğrusu. Bir de belki bilirsiniz UNIAR Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı var. Evet. 5 yıldır bu 5. yılları üniversitelerde öğrenci memnuniyetlerini araştırırlar. Her yıl işte bu aylarda Haziran-Temmuz aylarında yayınlarlar. Online eğitimle ilgili Nisan ayında bir rapor yayınladılar. Daha sonra bu rapor Yükseköğretim Dergisi'nde de yayınlandı. Öğrenci memnuniyeti açısından, öğrenci gözüyle online eğitime en hızlı geçiş yapan, işte memnuniyeti en üst düzeyde tutan vakıf ve devlet üniversiteleri sıralandı. Ayrı ayrı tabii sıralandı. Vakıflar arasında birinci olduk bildiğiniz gibi. Tebrikler hocam. Evet. Burada tabii kimseye sürpriz olmadı çünkü sistemimizi bilenler biliyor. Hani sizin gibi televizyonlarda da, sosyal medya paylaşımlarında da insanlar yani bunun MEF için bir sürpriz olmadığını söylediler. Yani bu işi 2014 yılında dijitalleşmenin... Hocam son bir dakikamız. Yani önemli olan aslında şuydu bizim vurguladığımız 6 yıldır. İçeriği, dersin içeriğini sınıfta aktarmayalım. Dersin içeriğini dijital ortamda öğrenciye önceden iletelim. Biz bunu videolarla yapıyorduk, küçük videolarla. Yani dersi daha aktif hale getirelim. Öğrenci
Dersler sadece dinleyici olmasın, hocayı izleyen, zaman zaman uykusu gelen öğrenci olmasın. Dersi öğrenci yönetsin, öğrenciler yönetsin, hocalar moderatör olsun. Şimdi o noktaya tüm dünya evrilmeye başladı, evrildi yani. Ha, normal hayata geçsek de kesinlikle dijital ortamın sunduğu bu olanaklardan, şu ana kadar uygulanan eğitim öğretim modellerinden vazgeçeceğiz. Bu olanaklardan faydalanacağız ve yani eski eğitim öğretim modellerinden vazgeçeceğiz. Yeni bir eğitimde tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de yeni bir dünyaya giriyoruz. Hocam evet, tam dediğiniz gibi yeni normaller hem Türkiye için hem dünya için yeni bir ortamı, yeni bir durumu da karşımıza çıkardı. Uzaktan eğitim de bunlardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Zaman ayırdınız, bizi bilgilendirdiniz. Adaylara da şunu söylemek istiyorum. Eğer aklınızda uzaktan eğitimle ilgili, üniversite dünyası ile ilgili sorular varsa bütün rehberlik uzmanlarının yanında tabii ki Profesör Doktor Muhammed Şahin hocamıza da erişebilir. Ona sorular yöneltebilirsiniz. Eminim ki en doğru cevapları alacaksınız.